Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle İngilizce'de kendi cümle yapılarını inceleyeceğiz. Arkadaşlar dilimizde Türkçe'de yeterlilik fiili olarak kullanılan ebilmek abilmek anlamına geliyor. İngilizce'de model verb olarak geçiyor. Yani bir çeşit yardımcı fiil. Yardımcı fiil neydi? Özleden sonra kullanılıyor ve fiili çekimliyor arkadaşlar. Buraya dikkat edin. İngilizce'de cümle kurması en basit yapılardan biri. Özlemiz ne olursa olsun. Yani Kişi zamiri de olabilir, isim de olabilir, tekil de olabilir, çoğul da olabilir. Yanına yardımcı fiil, yanına fiili en yalın haliyle yazıyorsunuz arkadaşlar ya da söylüyorsunuz. Sözlükte gördüğünüz haliyle. Özne, ken, fiil. Ve böylelikle cümlemizi kurmuş oluyoruz. Hangi durumlarda kullanıyoruz biz ken'i? Yeteneklerimizi ifade ederken yani yapabildiklerimizi yapamadıklarımızı ifade ederken kullanıyoruz. İzin istemelerde, izin alıp izin vermelerde kullanıyoruz. Olasılık ve ihtimal cümlelerinde kullanıyoruz arkadaşlar. Yani kısacası Yeterlilik fiilini dilimizde nerelerde kullanıyorsak, hangi durumlarda kullanıyorsak, keni de o durumlarda kullanıyoruz. Örnek cümlelerimize bakalım. Hızlı yüzebilirim. Şimdi benim bu cümleyi İngilizceye çevirebilmem için bir özneye bir fiile yani iki tane temel öğeye ihtiyacım var arkadaşlar. Burada yüzebilirim yüklem. Kim yüzebilir? Ben yüzebilirim. Özlemle yüklemi bulduysam cümlemi kurabilirim arkadaşlar. Ben I. Özlemi yazdım. Ardından ken. Ardından arkadaşlar bakın ebilmek de çekimlenmiş yüklemimiz. Biz burada ne yapacağız? Yüzmek fiilini yalın haliyle alacağız. Swim. I can swim. Ben yüzebilirim. Ben nasıl yüzebilirim? Zarfımızı da yazıyoruz. I can swim fast. Ben hızlı yüzebilirim. Ali yemek pişirebilir. Pişirebilir yüklem. Kim pişirebilir? Ali pişirebilir. Özne ile yüklemimizi bulduk. Ali'yi yazıyoruz. Ardından can. Ardından pişirmek fiili arkadaşlar. Cook. Ali ne pişirebilir? Ali yemek pişirebilir. Ali Ken cook meal. Benim bilgisayarımı kullanabilirsin. Yüklemimiz kullanabilirsin. Kim kullanabilir arkadaşlar? Sen kullanabilirsin. Sen burada bizim neyimiz? Özlemiz. Senle yüklemimizi bulduk. You. Ardından can. Kullanmak fiili use. You can use kullanabilirsin. Neyi kullanabilirsin? Benim bilgisayarımı. İngilizcede benim anlamına gelen sahiplik zamiri neydi arkadaşlar? My computer. You can use my computer. Olumlu cümle yapısı bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay. Olumsuz cümle yapısı burada da bir değişiklik yok arkadaşlar. Sadece kenden sonra not ekini ekliyorsunuz. Yani olumsuzluk ekini ekliyorsunuz. Uzun hali yazılışı şu, şu. Şuna dikkat edin arkadaşlar. İngilizce'de bu bitişik yazılıyor. Diğer zamanlarda olduğu gibi yardımcı fiiller natı ayrı yazmıyorsunuz uzun halinde. Bitişik yazıyorsunuz. Ama genelde biz neyi kullanıyoruz? Bunu kullanıyoruz. Özde, Özneden sonra kent ardından fiil. Aynı şekilde süremez, yüklem. Kim süremez? O süremez. Özde ile yüklemi buldum arkadaşlar. He ya da she fark etmez. Ardından can't. Ardından sürmek anlamına gelen yani araba kullanmak, araba sürmek anlamına gelen fiilimiz drive. Ardından arkadaşlar nesnemiz. He can't drive car. O araba süremez. Buraya oturamazsın. Oturamazsın yüklem. Kim oturamaz? Sen oturamazsın. O zaman özlemiz you can't. Oturmak anlamına gelen fiilimiz arkadaşlar sit. Nereye? Buraya arkadaşlar. You can't sit here. Buraya oturamazsın. Almanca konuşamam. Konuşamam yüklem. Kim konuşamaz? Ben konuşamam. Hemen özlemizi yazıyoruz arkadaşlar. Ardından can't. Ardından konuşmak anlamına bir dili konuşmak anlamına gelen fiilimiz ne arkadaşlar? Speak. Ardından Almanca. I can speak German. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Talk konuşmak ama speak bir dili konuşmak. Aradaki farka dikkat edin. Soru cümle yapısında ne yapıyoruz? Özne ile, olumlu cümleyi baz alarak özne ile kenin yerini değiştiriyoruz. Pencereyi kapatabilir misin? Kapatabilir misin? Yüklem. Kim kapatabilir mi? Sen kapatabilir misin? O zaman arkadaşlar hemen soru yapısında ne yapıyorduk? Keni başa alıyorduk. Ardından özne. Ardından fiil. Can you close? Kapatabilir misin? Neyi arkadaşlar? Pencereyi. Can you close the window? pencereyi kapatabilir misin? Nasıl cevap verirsiniz? Size sorduğu için ya yes I can ya da no I can't ya da yes no. Kısa kısa cevaplar verebilirsiniz arkadaşlar. Kalemine ödünç alabilir miyim? Arkadaşlar İngilizce'de ödünç almak anlamına gelen fiil bir bütün. Kim alabilir mi? Ben alabilir miyim? Aynı şekilde kendi başa yazıyoruz arkadaşlar. Can I? Ödünç almak İngilizce'de borrow anlamına geliyor arkadaşlar. Kalemine. Kimin kalemine? Senin kalemine your pencil. Can I borrow your pencil? Kalemini ödünç alabilir miyim? Sure. Tabii ki. Diye verebilir arkadaşlar arkadaşınız. Masa tenisi oynayabilir misin? Oynayabilir misin? Yüklem. Kim oynayabilir mi? Sen oynayabilir misin? Yine aynı şekilde can you oynamak anlamına gelen fiilimiz play. Ne oynayabilir misin arkadaşlar? Play pardon table tennis. Can you play table tennis? Masa tenisi oynayabilir misin? Bu şekilde arkadaşlar çok kolay bir yapıya sahip kendi cümle yapıları. Dilerseniz siz cümleleri tekrar okuyabilirsiniz. Tekrar inceleyebilirsiniz. Şimdi burada e, alıştırmalarımız var arkadaşlar. Bunları da bir göz atalım. Siz isterseniz videoyu durdurabilirsiniz. Yaptıktan sonra kontrol edebilirsiniz. İsterseniz birlikte de yapabiliriz. Şimdi ilk alıştırmamıza bakalım. I'm sorry, I, boşluk, help you now, I'm really busy. Gerçekten meşgulüm, yardımcı olamam diyecek olumsuzluk ifadesini görmeseniz bile arkadaşlar. Yardım etmek fiili ve meşgul olmak bu ikisi olumsuz olduğunu ifade ediyor. I can't help you now. Sana yardımcı olamam şimdi. Gerçekten meşgulüm. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. İkinci alıştırmamızda I, boşluk, ride a bike, bisiklete binmek, but, fakat diyor, araba sürmek. Bu olumsuz, bu olumlu, bu olumsuz arkadaşlar. Dilerseniz siz tersini de çevirebilirsiniz. Çünkü arada but var. İki farklı yargı var arkadaşlar. İkisi birbirine zıt yargı. Ama ile fakatla ayırmış. I can ride a bike. Bisiklete binebilirim. But I can't drive a car. Fakat araba süremem. Soru cümlesinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Kendi başa alıyordu. Can I go out tonight? Bu akşam dışarı çıkabilir miyim? Olumlu cümle yapımız var burada. Dikkat edin. He can play a football very well. O futbol çok iyi oynayabilir ya da çok iyi futbol oynayabilir. Burada özlemiz arkadaşlar bir kedi. Kedi de canlısı aransız olsun, tekil olsun, çoğul olsun fark etmiyordu. Olumlu cümle yapısı olduğu için can a cat can climb a tree. A cat can climb a tree bir kedi ağaca tırmanabilir diyor arkadaşlar. Örnek cümlelerimizi de incelerseniz, not alırsanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar pratik açısından. Bütün e, kendi cümle yapısı bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar, iyi dersler arkadaşlar.